Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-Zero Tech teknolojisiyle sıfır erişe. Clear'in sunduğu tatavadan herkese merhabalar ve iyi haftalar efendim. Serdar Ali Çelikler, Zafer Algöz ve Deniz Zırman Kazuk her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Gün geçmiyor ki tabii ki Türk futbolunda yeni bir nur topu gibi bir kaosumuz ya da evet. devam eden kaosumuz üzerine koyulma e, durumu olmasın. Bu hafta da malum kaotik ortamımızda. Bir de e, yayın ihalesinden haber beklerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Türk futbolunda önümüzdeki günlerde neler olacak? Bir yandan da tabii oynanan karşılaşmalar ve özellikle başta Trabzon-Beşiktaş maçı olmak üzere önümüzdeki haftada bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Ve böylelikle Tatava'ya başlıyoruz. abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk baba. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl geçti hafta? Vallahi güzel geçti. Maçlarımızı seyrettik. Ondan sonra... E tabi birdenbire böyle istifalar mı mistifalar başkan bıraktı. Ee, hakemlerimizin e, önemli eğitmeni sevgili Ulenberg. Hocaların, o, o, hocaların hocası. Hocaların <laughs> hocası. Türk futbolunun içini ettikten sonra 3,5-4 sene <laughs> sonra vay efendim ben onlarla çalışamam deyip dünyalığını yaptı. Memleketten gitti. İnşallah gidişi olsun dönüşü olmasın demek isterim ben. Çünkü kendisini pek sevmezdim. <laughs> Çünkü yetiştirmiş olduğu hakemler sayesinde Türk futbolunun marka değeri oldukça aşağılara düştü. Vermiş oldukları kararlar yurt dışında alay konusu olmaya başladı. Artık ben de inandım ki Türkiye'deki hakemlerin büyük bir çoğunluğu başarılarıyla değil torpille buraya gelmişler. Çünkü bir futbol hakemi böyle nasıl hata yapar? Ve 7 tane hakemin birden aynı anda izlemiş olduğu bir futbol müsabakasından nasıl hatalı kararlar çıkar gerçekten... Şaşırıyorum ve artık bunda kasıt olduğuna inanıyorum. Yani e, en basiti Beşiktaş-Trabzon maçında malum bir sürü e, batı yapılan hareket. Dünyanın her yerinden net penaltı. Niye? Adam kendini yere atmadı. Sahtekarlık yapmadı. Oynamaya devam etmek için gayret etti diye pozisyonu geçiştirdi. Hadi sen göremedin. Arkadan Vardaki mi? arkadaş niye söylemedi? Hocam... Gerçi orada girse herhalde orta sahadaki pozisyona kadar da Gitsin, gidecek. Ama, ha, gitsin e, ama müdahale evet. edilsin de görelim. Evet, hani evet. Bir şeyler desin kontrol altındayız. Evet, desin ki abi evet burada pozisyon penaltı ama onun öncesinde yapmış olduğu bir faul var. Onun için vermedim desin. Öpelim başımıza koyalım. Ama böyle rezalet olmaz abi. Altı pas çizgisinden attırması gereken şeyi gitti nereden köşelerden attırıyor. Tuhaf tuhaf kararlar. Berbat, yani, Berbat maç yöneteceksin. Çok kötü maç. Bir kere kural, yani kural atası var. yani Kuralı bilmiyor. Evet. Evet. Üstelik de oyunun içerisinde bir sertlik de yok. Hani onun işini zorlaştıracak bir şey olmadı. Ya maçta hani bir agresif bir maç oldu mu? Dönem dönem oldu. Hani bir sertlik oldu ama hani tadında oldu. Futbolun şey, gerektiği bir şey oldu. işte o hani fevri evet. hareketi dışında gayet kıran kırana bir maçtı bana kalırsa. Şimdi maça geleceğiz ama bir e, Nihat Özdemir'in istifası ve Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Futbolu'ndaki gündem için bir Serdar Ali Çelikler'e bir dönelim. Havanın soğuması ben mı şaşırttı erken, Nihat Özdemir'in istifası? Erken, erken buldum. Yani daha sonra bekliyordum. Sezon sonunda. Yani ama işte Hazır şey kongresini herkes bekliyordu. Mali kongreyi. Mehmet Baykan ayrıldığı andan itibaren zaten sana git demek o. Şimdi Türkçesini konuşalım. Nihat Özdemir seçilmiş bir başkan değil, atanmış biri. Aslında Şener Serzik'ten beri bir atamayla geliyorlar. Yani Şener Serzik'i de Turgut Özal rahmetli atamıştı. Ondan sonra dönem dönem işte Haluk Ulusoy'u şey atadı. Ersin Taranoğlu atadı. O zaman Spor Bakanı'na vekalet eden Tarım Bakanı. Ersin Taranoğlu atadı. Ee, sonra Haluk Ulusoy birkaç seçim kendi kendine kazanırken işte Mesut Yılmaz'ın desteğini görmezden gelemeyiz. Yani hani siyaset futbolun çok içinde diye sadece günümüzdeki hükümeti suçluyorlar ya. Ben başından beri böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hmm, doğru. Türkiye'deki ondan sonra Levent Bıçakçı Federasyonu e, o dönemin hükümet tarafından atanmıştır. Daha sonra Türkiye'deki tek seçim olan Hasan Doğan Haluk Ulusoy seçiminde Haluk Ulusoy kazandı. Herhangi bir yani siyaset şey istiyordu. Hasan Doğan istiyordu. Ama Hasan Doğan ikinci başkandı. Ayhan Berme'kin başkanlığı altında ikinci adamdı. Haluk Ulusoy bu listeye karşı kazanmıştı. İlk defa belki de o ilk ve son kez orada bir seçim oldu. Sonra Haluk Ulusoy gitti. Ondan sonra Hasan Doğan bu sefer kendisi başkan oldu. O da atandı. Hasan Rahmetli Hasan Doğan'dan sonra Mahmut Özgenar atandı. Mahmut Özgür sonra işte Yıldırım Bey, Mehmet Ali Aydınlar geldi. Orada Aydınlar var. Mehmet Ali Bey 3 Temmuz, 3 Temmuz falan. Yıldırım Demirören göreve tebliğ edildi. Yıldırım Bey'den sonra Yıldırım Bey bahis almasa devam ederdi. Bahis işine girmese devam ederdi şeye. Federasyon başkanlığına. Sonra Yıldırım Bey gitti golf başkanı oldu. Yardımcısı Nihat Bey'i de görev tevdi ettiler. Federasyon, federasyon başkanı. başkanı oldu. Şimdi federasyon başkanı olunca, hele bir de e, görevde atanınca yani daha doğrusu başkan olunca, atanınca, <laughs> bir yere gittiğiniz zaman kendi ekibinizi kuruyorsunuz. Kuruyorsunuz. Ama şöyle oluyor. Şimdi önce yani bir tane federasyon başkanından biliyorum ben. Şöyle beş sayfa liste var. Beş sayfa İl başkanı, vali, efendim, milletvekili, bakan daha önemli bakan falan. Herkesin bir ismi var yan tarafta işte. Ahmet Serdar Ali Çelikler. Yanında bir tane bakanın ismi. Zafer Göz. İl başkanı istemiş. Bilmem kim işte yüksek hakim istemiş falan. Bunların içinden elenerek belli isimler. 3-4 kişi, 4-5 kişi atanıyor şeye yani yönetim kuruluna. Bazı yönetim kurulu üyeleri kendilerine ilk defa orada tanışıyorlar. Dolayısıyla bir ekiple gelmiyorsunuz. Bir ekiple gelmeyince bir koalisyonla geliyorsunuz. Mehmet Baykan da bu koalisyonun en önemli taşlarından biri. Yani titiz bürokrat. 50 senedir bürokrat. Bu, bu e, son 20 sene, Türkiye'nin son 20-25 senesinde, Türkiye'nin son 20-25 senesinde bir sürü güç odağı değiştirdi. Görevde kalan çok az bürokrattan biri. E şimdi bu kadar güç odağının değişmesinde hep görevde kalmış adam. GSGM'nin içinde. Şimdi onu da senin başkan vekili yapmışlar sana. Onu oradan almaları Zaten sana git demek yani. yani. Bu koalisyondan biz ayrıldık demek. Erken seçim yap demek. Üçüncü koalisyonun birinci ortağı Nihat Özdemir, <laughs> ikinci ortağı Mehmet Baykar, üçüncü ortağı Servet Yardımcıysa. Zaten birisi ayrılırsa sen seçim yapıyorsun demektir o. Evet. Bu kadar erken olmasının sebebine, sebebi de işte birkaç tane daha yönetim kurulu üyesinin istifalarını vermesi. Onlar da daha ağırlıklı, bürokrat kökenli olanlar. Sebep? Yani ayrıl diyorlar ya. İşte atayan diyor ki sen tamam artık Nihat sen Çekil Görevden affını iste. Evet. Nihat'ın da Türkçesi. Görevden affını iste diyorlar. Nihat Abdü görevden affını istiyor. Tarihin, benim hatırladığım yakın tarihin en kötü federasyonuydu bir kere. İyi oldu. Niye en kötü federasyonuydu? Bir ta taşın üstüne taş koymadılar. Her şeyi ama her şeyi. Her şeyi. Yabancı sayısı da dahil. Her şeyi külliyeye sordular. Ve ben hatta külliye konusunda çok iyi biliyorum. Bana sizin yabancı sayısını ne kadar alacağınızdan cevabını almalarına rağmen... 7 artı 3'ü yok 8 artı 3'ü 7 artı 4'ü getirdiler filan. Yayın ihalesini beceremediler. Hala beceremediler. Yayın ihalesini gittiler 50 kere sordular. Ne yaparsanız yapın cevabını aldılar. Katar'a kadar gittiler. Ya ne olur baba yalvarıyoruz size filan deyip. Bütün yalvarmalarından Türk futboluna köpek çekme pozisyonuna düşürdüler. E e, küme düştük. Milli takımda küme düştük abi. Uluslarım. B ligindeydik C'ye düştük. Evet. Tarihte çok uzun zamandır görmediğimiz skorlarla mağlupler, mağlubiyetler başladı. Yani biz İsviçre'ye 3-0, 3-1, Hollanda'ya 6-1 yenilecek takım değildik yani. Yenilecek takımız da çok Öyle 6'lar, 3'lar da değil, değil tabii yani. yani. Tabii. Ee, Şenol Güneş'e oradan işte zaten başka bir atamaydı o da. Şenol Güneş de başka bir güç odanın atamasıydı. Onlar da başarısızlar. İhaleyi yapamadılar. <laughs> E, takımlarımızın Avrupa'da herhangi bir başarısı yok. Orada da küme düştük. Yani Avrupa kümesi, kümesinde düştük. Herhangi bir organizasyon başarısı yok. Diyeceksin ki yani ne? Yani ne yaptılar? Taş üstüne taş mı koydu? Yok hiçbir şey yapmadılar. Bahis gelirleri de çok artmış olmasına rağmen kulüplerin ekstra geliri ekstra gelir halledemediler. Hiçbir talebi karşılayamadılar. Ee, bir federasyonu olarak bazı güç odaklarının kontrol ettiği medya gruplarının desteğini alarak işi götürürüz sandılar. En son artık bu sene son 1-1.3 senedir Nihat de bıraktı işi. Doğru akınca boşluğu şey doldurdu. Servet yardımcı doldurdu ve Mehmet Baykan doldurdu. Kurullarda Baykan ağırlığı. Ee, hakemler üzerinde de servet yardımcının doğrulan müdahalesi. doğrudan tetik sporluğu. Bugün geldiğimiz nokta bu. Yani Tahir Kıran'ın bu kadar hakem, makem işlerinde etkili olması nedir yani? Ne demektir yani? Sizin hiç mi ağırlığınız yok? Tahir Kıran bir tane kulübün başkanı. 20 tane kulüpten biri. Evet. Ama adam hakemleri çiziyor, öbür hakemleri atıyor, bir şeyler yapıyorlar yani. Tekrar ediyorum. Yeni gelen federasyon başkanının 5 tane hakemi hemen yok etmesi lazım. Verhal. Şimdi o 13'ler muhtemel olur. Kalan 13'lerde sıkıntı var. Haberiniz olsun. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-Zero-Tech teknolojisiyle sıfır erişe.